Maltam Gida konuşuyor, kendi kendine de gil arkadaşlar İlya. Hoş geldin Murat. Merhaba Maltam. Merhaba, süremiz de başladı, onu da başlattım. Çok güzel. Şimdi Murat benim eski bir dostum, onunla ne zaman kızının doğumunda bebeği görmeye geldiğimizde biz tanışmıştık seninle. Evet. 2008'de. Evet, 2 aylıktı kızım. Şimdi düşünüyorum üstünden 12 yıl geçmiş. Evet, o zaman tanışmıştık. O zaman sen o zaman hatırla sevgili de fırtınalar estirdiğin dönemde. Estağfurullah, ben onu ben böyle bir pas atmak için yapmamıştım gerçekten. Nitekim bilmiyorum, ayağıma çok iyi oturdu. Efendim, evet yok, sen de güzel karşıladın, doğru, ben o aklıma gelmemiştim ama o pozisyonu sen görmüşsün, teşekkür ederim. Evet ya, sürekli televizyonda izlediğimiz bir insanı birdenbire böyle evde çok sıkıntılı bir şekilde. Evet doğru, çünkü seninle arkadaş değildik, Hakan dolayısıyla bizi çocuk bir anda, bakarken birden eve bir anda seyrettiğimiz dizinin oyuncusu gelince böyle. Hakan, gerçeküstü olmuştu. Hakan eve selebriti getireyim mi demişti. Öyle bir mağara. Evet, hatırlıyorum. O vakitler selebritiden sayılırken ben. Yani bence selebriti sayılırdım ya. Evet. Sonra tabii bugünler çok uzun süre devam, hatırla sevgili geçmişte kaldı. Ondan sonra da sakin zamanlarımız oldu. Zaytum'da beraber çalıştık bir dönem. Evet. Ondan sonra sonra Murat ayrıca beni stand-up'a teşvik eden kişidir. Yani ben Murat dolayısıyla stand-up'a başladım. Çünkü sen yapıyordun o zamanlar. Sen başlamıştın Murat'cığım. Orası biraz karışık. Kimi tetikledi bilmiyorum. Ben de seni yüreklendirmiştim. Seni evet, çok... evet. 2015 yılıydı. Çok iyi hatırlıyorum. Özer'in evinde. Size hikayeler anlattım. Teraslı evde değil mi? Teraslı evde 3-5 insan bulunca... Bir sürü hikaye sıralıyorum. O gün Meltem'in ve Özer'in beni cesaretlendirdiğini hatırlıyorum. Ama şimdi bunu söyledikten sonra çok büyük bir başarı hikayesi gelecek gibi anlattın. Yani cesaretlendirdin, şimdi beni bütün Türkiye tanıyor gibi. Oraya varacak bir hikaye ya, gibi bir dakika. Anlattın. Senin bunu yaptığını sadece o kişiler biliyor hala. Yani bunun geçmişe dair bir şey oldu. Yani belki de senin hikayene geleceğim. Canım benim. Sen ama bir tıp konferansında bir küçük bir bit anlatmıştın gibi. Galiba ondan mı yüreklenmiştin? Bize ya, o hikayeyi anlattığında konferansa dahil olmuş muydun? Zaytugan'da gittiği olmuştum. Zaman mıydı? Olmuştum. Bir 500 kadar tıp öğrencisine bir 5 dakikalık küçük bir 10 dakikalık bir stand-up yapmıştım. Daha sonra o hikayeyi size anlattım. İşte siz bunu yapmalısın dediniz. Ben ya daha doğrusu şöyle oldu. Murat dedi ki ben böyle bir hikaye bunu yapmalı mıyım? Bana stand-up yap der misiniz? Der misiniz? Diye bize dedi ki hani yapmalısın yani madem bu kadar. Sağ ol. Teşekkür ederim. Doğru anladım. Meltem yine dürüstlüğünle. Ya ama ben de bunu güzel bir yere bağlayacağım ondan sonra. Peki sonra da baktım ki yapılabilen bir şey. Evet. Meltem'in de o ara yanlış hatırlamıyorsam kitapları yeni çıkmıştı. Şaşalı Şehir. Evet o yeni çıkmıştı. Doğru. Ve sonra Gülfim Abla çıkmıştı. Gülfim Abla çıkmıştı. Gülfim Abla'nın yeni çıktığı zaman benim de aklıma Gülfim Abla'daki mizahı sahneye taşıyıp taşıyamayacağını sormak gelmişti. Sonra bir cümleyi taşıdım sadece orada. Ama final cümlesi yaptı bunu her seferinde de çalıştı. Motoru oldu. Bütün story'yi götüren o oldu. Yine bak şey olmuş ya, onu da ben şey yapmışım. Teşekkür tabii sen yüreklendirdin ama sonra ne oldu? Evet. Murat sahnelere çıkıyor. Hadi Meltem sen yaparsın aslansın dedi bana. Ben gülerim. Burasını bilmem geçsek mi acaba ya? Tamam ama sonra ne oldu? İşte beni bıraktın. Sen dedin ki ben dedin beni sahnelerde bıraktın. Ondan sonra dedi ki Murat benim dedi işte çocuklarım vardı. İki tane kızım vardı. İşim var, gücüm var. Ben de akşamları sahnede çıkıp uğraşamam böyle şeylerle dedi. Beni bıraktın. Sahnelerde kendi kendine gazı verdi. Falan. Güzel ama oldu ya. Yanlışlardasın ama... Murat Turhan. Yani... Şeyim oluyor. Bırakmamalıydım. Ben hala onu söylüyorum. Her şeyin bir zamanı var gibi geliyor ama o zaman ne zaman bilmiyorum.
Murat, peki şunu cevabını ver bana o zaman. Geçen gün şöyle bir şey yazdın Twitter'a. Dedin ki ben bir şeye başlıyorum ama bunun ne olduğunu söylemeyeceğim. Bir de bu defa da böyle bir şey deneyeceğim gibi. Muazzam gizemli gibi görünen ama yani bir yandan da beni destekleyin der gibi. Merak ediyorum, sen hattatlığa mı başladın? Ya öyle bir şey mi düşün? Onu mu düşün? Tellak. Şimdi Meltem. Tellak mı olacak? Birisi dedi ki, ona mention attı. Ama şimdi söylemiş oldun dedi. Söylemiş oldun. İyice yani büyüsü gitti gibi. Hiç bahsetmemem gerekiyormuş. Orada peki, full ketum olmam gerekiyormuş. Ne olduğunu söyleyemeyeceğim. Sen olursa söyleyebilirim. Eksik. Peki o zaman değnekçi mi olacaksın? Yani tırnakçılık mı yapacaksın? bu çok güzel ata yadigarı meslekleri ben de düşünüyorum. Ya çünkü bunları hani sanki tahminlerim de burada tükendi aslında. Yani çok da başka baktığımda başka züccaciyecilik geliyor. Ne bileyim, halı yıkamacılığı. Bunları da niye saklarsın bizden bilmiyorum. Aslında yazılım işi yapıyorsun benim, ama bir fantezi gibi mi düşünüyorsun bilmiyorum yani. Böyle ne tarz bir şey. Benim kafamda yufkacılık var Meltem. Yufkacılık varsa o zaman evet, bunu yani hepimiz arkadaşların, dostların da destekler. Kızların da, iki kızın da destekler yani. Ya bana çok huzur veriyor yufkacılar. Yani giriyorsun, hamur kokuyor bir kere. Karbonhidrat var her yerde. Peki efendim, o zaman anlat bakalım bugün ne yedin? Ben bugün de konu geçişleri gördüğün gibi son derece süper, yani. Süper, çok hızlı. Evet, sahnedeki gibisin. Birden çat 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 böyle çok seyirciyi oradan oraya sürüklüyorsun. Organiktir ama yani böyle hiç o geçişler. Evet, evet. Bugün ne yedim? Bugün simit peynir üzerine peynirli çırpılmış yumurta. Güzel. Yedim. Kızlara ne verdin? Evet. Aynı şeyi mi yediniz? Kızlara yedemedi mi? Kızlara kahvaltı yığıyorum. Ne yerseniz yiyin diyorum. Yığıyorum de derken hani böyle pankekler falan hazırlıyorsun şeyler. Bir pankekler yandan da yığıyorum. Pankekler de yapıyorum. Simidi evet, böyle yani, falan mı yapıyorsun? Evet böyle. ya onların pankek istedikleri günler olduğunda şey yapıyorum. Yapıyorum ama eğer bir şey istemiyorlarsa genelde kendi sevdiğim şeyleri yapmaya çalışıyorum. Bu da işte bir pardon, şeyde bir kafede böyle ekşi mayalı ekmeğin üstüne yaptıkları bir şeydi bu. Fakat o ekmek bana çok sert ve lezzetsiz geliyordu. Onu sonra poşe yumurtayla mı yumuşatıyorsun? Poşe yumurta atıyorsun. Yok. O sütünü bol tuttuğum bir yumurtayla yumuşatıyorum. Sütünü bol koyuyorum. O çok kremamsı oluyor. İşte o simiti de yumuşatıyor. Üzerine bir katman oluyor. Simitin içindeki peynir ve yumurtanın içindeki peynir farklı peynirler falan filan. Böyle güzel kahvaltıcılardaki şeyleri alıp kendi dünyamda farklı okumalarla değiştiriyorum. Farklı dediğin mesela süt miktarını arttırıyorsun farklı okuma. Anladığım kadarıyla daha fazla süt koydum yumurta dedi. Ya evdeki malzemeler onlardaki malzemelerle aynı değil. O yüzden evdeki malzemelerle yapıyorum. Ben seni dolma yaparken de evet, görmedim de dolmanı gördüm. Dolmanı paylaşıyorsun. Zeytinyağı fasulyelerini paylaşıyorsun. Ya onlar da yine işte dışarıdan yemek söylememeye çalışıyorum. Çünkü ya sen dışarıdan niye bunları hep bu yaptığın yemekleri bir mazeretti? Hani böyle bir böyle bir adeta sanki biraz çekinir gibi mi anlatıyorsun Murat bunları? Ya onu şu yüzden yapıyorum. Bunu bir, evet, yani mutfağı seviyorum. Bu rahat rahat söyleyebilirim. Yemek ya yapmayı seviyorum. Mutfakla ilişkin birazcık karışık. Yani tavır mı koydun ya? Zorunda başladığım bir şeydi. Çünkü evde çocuklar var ve onları doyurmak zorundayım. Ama öte yandan güzel şeyler de yemek istiyorum. Güzel şeyler yapmak istiyorum. Bu ikisi zaman zaman böyle bir taraftan bir tarafa gidiyor. Yani sadece karnını doyur ya da sadece çok güzel bir şey yap. Bu ikisinin arasında gidip Murat, geldim. Murat yoksa aşçı mı olacaksın? Asıl olay bu. Çünkü bütün bu anlattıklarını istemem. Yan cebime koy gibi bir hani. Yani mutfakla ilişki. Hani zorunlu bir ilişki. Sabahtan 24 saat yemek yapıyorum ama yani mecbur kaldığımı çocukları beslemek için. Evet evet. Yani bir yerde şey yapıp ya ben bu hobiydi ve bunu bir şeye dönüştürdüm
demek için harika bir altyapısı var. Evet dostum, bir 10 dakikalık sohbetin sonuna gelmiş olduk. Çok senin, hızlı oldu evet. Senin son olarak söylemek istediğin bir şey var mı bu gıdalarla ilgili? Kulaklığını da bu arada bu program için aldım, kulaklığı, onu da paylaşalım. Evet Mükim, teşekkür ederim. Bakın 10 liraya Migros'tan aldım, sadece Meltem'de konuşabilmek için. Hem fiyatını söylediğin anda da cızırdamaya başladı. Kendini belli eden kulaklığı. Ne diyorsun? Reklamını yapacağım derken. Duyamıyorum Meltem. Tam anlayamadım, boğuk geliyor sesim. Güle güle kullan arkadaşım kulaklıkları. Sağ ol Meltem'cim. Ben ne diyecektim? Yok ya, bir şey demeyeceğim. Yani gıdalarla ilgili ne söylesem şey oluyor. Manifesto gibi algılanıyor. Zaten süremiz doldu. Ben kahvaltı konuşmak evet. istiyorum. Kahvaltıyı çok seviyorum demiştin. Onlardan evet. biraz değindik. Daha sonra daha detaylı konuşabiliriz o zaman. Şimdi kapatalım. Tamam mı Meltem'cim? Teşekkür ederim. Tamam. Kapıyorum. Şimdi oradan devam ederiz.